Bu arada This Is, ben tarihçesini biraz araştırdım Uşak'ın. Tarihte Uşak hep ilklerin şehri olarak görünüyor. 1907'de ilk elektrik buraya gelmiş. İstanbul'da elektrik yoktu, buraya mı taşındınız? Onu da öyle söyleyeyim. Acaba orası çok kalabalıktı ya, uğraşamayız diye, burası küçük diye buraya mı geldin ama? Bir de Evliya Çelebi buraya aşıklar diyarı demiş. Neden acaba aşıklar diyarı denmiş? Ve şöyle de söylemiş, Uşak'ta iki gün kalan üçüncü gün birine aşık oluyormuş. Uşak ne demek biliyor musun Kadir'ciğim? Eskiden iki şeyleymiş. Aşıklar demek. Evet. Aşıklar diyarı. Ben okudum hepsini. Evet. Uşağı silmişler, Uşak yapmışlar. Evliya Çelebi burası için bağı bahçesi çok güzel, havası çok temiz demiş rahmetli. Evliya Çelebi'nin de seyahatnamesinde maşallah her ille ilgili bir güzellemesi var. İşin bir yer kötü değil mübarek sen de. Bak Artvin için de şey demiş, kahve ikramiyeler koyacak tüzgar bulamadım demiş. Demek ki o zaman zigon sefa icadı olmamış daha. Ablam biberleri halka halka doğradım. Hemen koyalım. Hemen koydum. Domatesi soyuyorum şimdi. Evet. Tamam. Bak dış ses iki elini üst üste koydu, heyecanla yukarıyı bekliyor adam. Bir an önce gidelim şu yukarıya. Hadi buranın işini bitirelim de gidelim. Helvayı kavurduk, kafamız rahat. Çorbamız da tamam. Ara sıcak yukarıda olacak. Ana yemeği de attık düdüklüyü sobanın üstüne. Bir de salatamız kaldı. O tamam. Kadir'cim, Ayşen Hanım, burası köy yeri. Akşam kalmamak lazım. Herkesin işi gücü var dedi. Cayabilirler yani. Onun için çabuk tutalım elimizi. Evet. Öyle huyları var mıdır ki onun? Düşünsene akşam final masası bir yarış. Nerede? Koyunları vardı. Gelemedi o. Buradaki hanımların işi gücü var. Öyle evdeki gibi her şey otomatik değil buradaki hanımların. Tabii kazanan Hüyük abla var ya, o biraz kaynanasından çekmiş. Tavandaki tomrukları tek tek ona sıvattırıyormuş gençken. Ondan çok çektim dedi. Traktörle biz ne dedikodular yaptık. İşlerinden bir tanesi bekar. Taksi şoförüymüş Hatice. Burada. Sarı taksisi varmış. Hatice, ondan sonra Hatice. Sabah bindiğimiz traktör öbürü yarışmacının kaynının oğlununmuş. Onun dedesinin lakabı falan varmış. Ablama sordum, senin neyin var dedi ki, benim de eşeğim var dedi. Ben de ona binip gidiyorum bedava dedi. Masrafı yok, mazotu yok, vergisi yok. Evet. Ablam domateslerin de tamam. Tamam. Hadi gidek gari yukarıya. Etim. Buyurun efendim. Etimi koyayım, gideceğim. Salça da koydun. Dökeceğim, evet. Bildiğimiz kaburga yemeği yaptık şu anda. Daha doğrusu bilmediğimiz, ilk defa yapıyoruz çünkü. Keşkek gelsin bir. Keşkek gelsin. Allah sen bilirsin, onu da ver. Tamam, iyi. Neyse ki halı örtüsü sermişsin. Vallahi. Yarın etap olarak senin halı örtülerini yıkayalım derede. Öyle edeceğiz herhalde. Abla bu dağılmamış henüz. Keşkek mi? He bak. Olmayacak. O şundan süreceğiz ya. O daha olmaz. O nedir? Tavuk suyu. Bulyon katmadık, bunu kattık. Bu tamam. Ben iki tavuk... Yok bu o değil ki. Sen on tavuğunu aldın mı için? İki tavuk vardı onun Hayır. içinde. Hayır. Olsun fark etmez. Bunu... Sobaya gönderme. Aynen. Ocakta daha iyi pişer. Tüpe koyun, daha harlı yanar. Aynen. Burası nedir böyle ya? Böreklerimize başladık. Kadın kendine mekan yapmış. Kuru biberle. Benim işim gelecek, çabuk aşağıdan getirin. İnanmıyorum, kadın resmen şömine yapmış terasa. Yufka ekmekler. Evet. Oo. Odunları çıkarıyoruz buraya, dayın çıkarır. Yığar buraya. Eniştem iş yapıyor, baksana evet. Adam yapar, yapar. Yok. Turşunlar, zeytinler, sen mi kırdın evet, zeytinleri? Bunlar hepsi benim, organik. Görmüyor musun yanındakini, puf mu sandın onu? Evet, yufka ekmek. Terasın evet. İhtişamından gözlerimi alamıyorum. Kuru gırın yiyin. Cips niyetine, ah. Sen valla köyün kadından topluyorsundur buraya. Evet, burada başlarına... benim kankilem geliyor. Gibi dikiliyorsun evet. Da. Çalış babam çalış. Kadir tut. Kadir hemen koyuyoruz üstüne. Çevir tamam. çevir. Durmak yok. At. Börek yapacağız da. Tek tek şu yufka... anda bezeliyorum. Yufka mı pişireceğiz yoksa böreği direkt evet, sarıcıdan pişireceğiz? Hayır, direkt 3 tane atacağız, pişireceğiz. Yani gözleme gibi gözleme yapacağız. Gözleme yapacağız dış evet. ses. Ot böreği yaparken tuzlu olmamasına, yufkasının ince olmasına dikkat etmesi lazım. İçine sosunu güzel ayarlaması lazım. Peynirli olduğu zaman çok güzel olur ve yağına galerinde olması gerekir. Ne yağlı ne yağsız. Zaten ot böreği biraz kendi sulanır. Şöminenin karşısında şuraya yatasım geldi vallahi. Yemin ediyorum var ya of, çayı da demleyeceksin. Amcayla bazen çıkıyor musunuz buraya? Çıkarız. Karı koca bir etkinlik yapıyor musun? Amca. Burada bir... Kavga mı? Evet. Allah'ım yarabbim. Hayır karı koca böyle bir çay demleyip romantik şömine başında falan. Evet. Mesela yuka yaptık mı burada biz katmer bükme yaparız. Abi sana hiç böyle hediye falan alıyor mu? Yok. Bir romantik gün falan belki vardır ya. Onları bilmiyor. Hep diyorum da ya diyorum bak herkes anneler günü kutluyor. Eşler günü, sevgililer günü kutluyor yani. Diyorum. Evet. Ne yapıyor? Dağlardan bana çiçek toplayıp gelip alıyor. Bu senin hatıran diyor. Bak ama yapıyor işte. Günü o kadarlık yapıyor canım.
Biraz adama baskı yapıyormuş ama en azından yapıyor yani. Bak dağda not toplayıp, çiçek toplayıp getiriyor. Bu arada oklava değil bu, demir çubuk. Evet, oklava bu. Şimdi bizim yukalarımız bununla oluyor. Onları kullanmıyoruz. Ayaş koklu alan da var ama. Eskiden yoktu bunlar ama. Bu daha ama. İyi. Bunlar yeni çıktı. Kim çıkarttı evet. bunu acaba? Bunu mu? He. Bunu benim damadım onu yaptı. Onu diyecektim. Camcı ya senin damadın. Evet, o yaptı bunları. Balkonun korkuluk demirle. Onlardan. Evet. Şimdi içine evet. o muhteşem keçi peynirimizi ıspanağı ile birlikte sadece bir yere mi koyuyorsun? Aynen. İçine un attınız. İçine niye un attın? Yapışmaz. Vaa bastı gördün. Evet. Biz yalnız yağmağı almadık yanımıza. Ne yağmasıymış o? Piştikten sonra yağlamıyoruz mu? Evet yağlamıyoruz. Ayşen Hanım'ın daha bir saati var. Oo! İyi biz yemekleri yapar da oturup dinleniriz. Bak ya. Sen şimdi bir de diyordun ki millet gelmeyecek yok biz yetiştiremeyeceğiz. Evet üstüne ya. Yabancı çorba bile yaptık. Oy bahçenize ben girelim yavrum gazelden oy oy gazelden oy gazelden oy oy gazelden oy hele hele yürü fistanı sürü anasına nazlı gülün anaydan ay anaydan ay. Bak bir kolay yanıyor kadın. Yanmasın. Bu ne oldu? Anam çekmeyin onu çekmeyin. Onu sakın çekmeyin bunu. Lahmacun gibi oldu da. Evet. Yapıştı. Yok yok sacımızı şey ya daha ondan. Bak gördün mü korkuyordun. Aha o da bitti. Ellerimi yıkayayım. Şimdi keşkek ne durumda? Tekrar açıp bakalım mı? Evet. Keşkeğimiz bu salataları al. Yıkadıysan ben salatayı yapayım. Hemen yap. Ceviz. Kadir. Cevizi ne yapacağız? Kadir cevizi kıyıyor önce. Helvaya katacağız. Onu katarım. O dert değil. Onu unuttuk hallederim. Onu. Bunlar da mı senin salatalığın abla? Evet. Hmm. Acaba et pişti mi? Hakiki köy salatalığı ama o kadar güzel mi kokuyor? Keşkek yandı mı yoksa? Koku mu geliyor? Vallahi koktu gibi ya. Koktu gibi mi? Evet. Keşkeği yakarsa kapıydı. Yok. Ha, of. Hadi getir onu dövelim o zaman. Evet. Dibi biraz sarmış hemen onu bir şeye aktaralım dur. Evet dursan onu ben kaşık kaşık şey yapacağım. Kendi dökülüyor zaten. Yanıklar da geliyor. Yok ha. Ya nerede geliyor? Bu da korkutma kendinden sen oturuyor. De bezi. Çıldırtma bizi. Keşkek de güzel pişirmek lazım. Bir de dövmesi çok önemli. Yani onu kıvamını ayarlaması çok önemli. Diri dişime gelirse ben beğenmem. İyi buldum ama risk almış. Keşkek biraz geç pişirmiş. İnşallah pişirmiştir. Tamam o kadar da yanmamış kız abla. Yanmamış mı? Sıyır bakalım. Sıyır. Altı biraz tutmuş ama. Bu keşkeğin zaten hiç tutmayanını görmedim. Aynen. Tamam. Bence yeter. Ha. Aa güveçte şimdi daha bir güzel dövülür bu değil mi abla? Evet. Tavuk suyunu da mı koyuyoruz? Tabii ki. Dur şöyle dökeyim de seyirci görsün. Evet. Yeter mi? Dök. Bunu böyle ezecek miyim şimdi ben? Aynen. Şimdi bu yörenin keşkeğinde evet. kesinlikle et, tavuk yok. Sadece tavuğun suyu var. Hadi ablam. Hadi bakalım. Salatalığı rendeleyecek. Hadi sofraya gitmemiz lazım. 30 dakika. Oo az kalmış. Hemen sosunu yap. Cacı yap masaya gidelim. Abla buna yağ da eriteceksin o zaman sen. Bir salçadan bahsettin, salça yok. Tavada yapacağız, ayrı üstüne... Yağı eritmemiz lazım, yağ. He, ayrı sos yapacağız. Hadi ablam, soframız var. Cacığı da yaptık. Hadi bakalım. Tuzunu da bak. Bir keşkek oldu mu? Vallahi kaşığın arkasıyla Hadi eziyorum Ayşen abla bak. Evet, keşkeğimiz olmuş. Löp, lezzet desen var. Organiklik desen o da var. Hemen sen helvanın... Cevizini kıy. Salçalı su yapacağım. Salçalı su ne için? Keşkek için. Yarışmacı arkadaşlara söylemek istediğin bir şey var mı Ayşen abla? Benim yemeklerimin tadına baksınlar. Tadına göre puan versinler. Haksızlık yapanı daha köyün meydanından geçirtirmez. Yoksa elimden kurtulamazlar. Arabaya taş koydum civanım. Arabaya taş koydum tererem. Ben bu yola baş koydum civanım. Ben bu yola baş koydum Evet nereye gidiyoruz? Kadir keşkeği alalım. Nereye alacağız? Buraya alalım. Niye? Evet bunun işi bitti. Tamam. Servise hazırdır bunu da yapalım. Üstüne mi servise mi dökeceğim bu salçayı? Üstüne serviste dökeceğiz. Masaya mı? Masaya. Sen kalk masaya hadi biz de geliyoruz. Hadi. Evet. Salçamızın sosunu da yaptığımız gibi nereye gidiyoruz? Soframıza gidiyoruz. Haydi buyurun. Evet. Bunları altına mı koyacağım?
Evet. Ayşe Hanımcığım, Allah aşkına siz şimdi biz evde yokken katlat servis hazırlıyor musunuz? Hayır. Hepsini böyle döşüyoruz, yiyoruz. Nasıl yeniyorsa öyle yensin. O zaman çorbayı da bunda, o zaman böyle yıkayacağım bu tabakları. Evet. Tamam, iyi hatusuma. Senin gözünü seveyim ben ya. Sen beni masrafsız karşıladın, iyi oldu. Kız sanki ben sana yemek takımı aldırttırdım. Ben de mutfakta ne varsa onu getirdim. Yok ama bak beni düşündüğü için yaptı yani, tabakları yetmeyecek diye. Ya bulaşığı yıkayınca göreceğim ben aynen seni, o senin nasıl düşündü. Şuna Ayşen abla bak. Süre geçiyor. Korkmasın. Yok. Kadına dünyanın bulaşığını yıkatacaksın. Wow, wow, mutfak ne oldu bu mutfağı? Ben temizlenir, nasıl... temizlenir, dert etmesin. Büyük çatal bunlar. Evet. Hadi o zaman, öyle hadi o zaman, hadi tane. O zaman. Hadi. Başka ne yapacağız? Koş koş koş, başka bir şey yapmayacağız, yürü gidiyoruz. Yürü, 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 yürü. Hadi aldı sen bunları. Peçete nerede, peçete? Peçete masanın üstünde, ıslak mendil var, peçete var. Peçete de tamam. Normalde misafire ne çıkarıyorsun sofraya? Vallahi misafir geldim ha, böyle masaya koyuyorum her şeyi. Hiç peçete falan çıkarmıyorum. Şu tekten getiriyorum, orta yere koyuyorum. Herkes yürü. Koparım, koparım, kullansınlar. Kullansınlar, kullansınlar, kullansınlar. Ya ben o kadar hizmet yapamam misafire. Yani. Ya köylüyüm çünkü. Evet, süremiz ne kadar tamam bu arada? Tamam mı çatalımız? Tam, ama masanızda eksik bir şey var. Efendim ne? Kolonya mı? Ayşen Hanım, siz yemekle beraber ne yiyip ne içiyorsunuz? Ne yiyip ne içiyorsunuz? Yemekte eksik varsa ne katıyorsun? Evet, bardak. Bardak, haydi koş. Bunları da geri götüreyim. Bardak getiriyoruz. Hana Sürahi. Ha, Sürahi. Bardakları alalım. Yıkayalım. Sen bunları götür ama ben bunları yıkayayım, getireyim evet, sana. Evet, yıkayalım, silelim onları. Bak sen dış ses söyleme ama senin bardaklarını ben yıkayayım. Çok tatlı bir abla. Çok da enerjik, çok da güzel. İnşallah başarılı olur Allah'ın izniyle. Geldim, geldim, geldim. Masada bak ne eksik. Hani tuzlukla karabiber nerede? Tuzluk nerede? Tuzla karabiber mi koydun? Tuzluk. Yeni tuzlar mı ettiniz lan? Yeni tuzların mı var? Varıdı lan. Ben ne bileyim. Yemin gencin birinin elindeydi. Nereye göttünüz o tuzları? Nereye göttünüz tuzlukları? Yeni almış ablam. Tamam evet. Onu al, o tuzluk değil mi? Evet, o tuzluk. Tamam da. Al o zaman onu, al onu. Tabii, yeter mi? Yeter, yeter. Hadi koş. Bardakları da yenice yıkadık. Ne tarafa koyayım, şöyle mi bırakayım? Evet, herkesin tabağının önüne koy. Evet efendim, çorbamızın adını söyleyelim. O Brezilya çorbası, sopa çorbası dediğimiz çorbamız hazır. Brezilya çorbası. Brezilya çorbası. Evet. Ara sıcağımız. Ara sıcağımız börek. Hazır. Otlu böreğimiz. Cacığımız. Cacığımız. Keşkek. Keşkek. Kaburga yemeği. Kuzu kaburga. Tat şey, salatamız. Salatamız, helvamız. Bir de helvamız. Ellerine evet. Kollarına sağlık. Vallahi bravo teşekkür diyorum ettim. Sana. Teşekkür ettim. Sana da teşekkür. Enerjisiyle, güler yüzüyle, tarif de verdin, helal olsun evet. Sana. Heyecanla da yenik düşmedin, çok da sıcak, samimi bir sofrada kurdun. Evet. Soban da yanıyor. Hükmelerimiz geldi mi? Onlar yukarıda kapattılar. Börek. Kızlar beze ama onları sardılar. Getirelim, buraya koyalım. Tamam, onu da hallederiz. Onları dilimleyelim ama. Tamam, biz onları serviste dilersin güzelce. Öyle mi yapalım? Evet, serviste her şey tamam. Servis. Biz şimdi üstümüzü gidelim, güzel şıkır şıkır giyinelim. Gelip oturalım, yemeklerimizi ama savunalım. Ama temizlemeyeceğiz buraları, bizi kınalar bunlar şimdi. Geldim kınalar. Köyün dedikodusu çok oluyor biliyorsunuz evet. Ki. O zaman bir iki toparlayalım. Toparlayalım ben de bezleri evet. Falan atayım makineye. Aynen. Hadi evet. Gidelim. Evet. Ya kadın, temiz kadın. Bak onu aynen. Bile düşünüyor. Yoksa beni kınağı bunlar hepsi valla. Hadi gel, 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 gel. Hadi. O tavuk da kaldı orada, bir saattir kaynıyor. Yemin ediyorum. Allah sen bilirsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.